Eftel Otellerinin sunduğu Seda Ertuğrul ile ana haber bülteni başlıyor. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Güne ait gelişmelerle bu akşam da birlikteyiz. Alanya Posta Medya'da evde kal çağrısına uydu ve çalışanlarıyla büyük ölçüde evden çalışma modeline geçti. Yayın masası ve baskı ekibi haricinde Alanya Postası Gazetesi ve Alanya Posta TV'nin tüm çalışanları online sistemde çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemlerine karşı devletin zirvesi, bilim insanları, medya kuruluşları ve sorumluluk hisseden herkes aynı mesajı veriyor halka. Evde kal çağrısı yapıyor. Alanya Posta Medya olarak geçtiğimiz günlerde Alanya halkına yaptığımız evde kal çağrısına biz de uyduk ve evden çalışma modeline geçtik. Medya kuruluşları ve gazeteciler için son derece zor bu çalışma yöntemini tercih ederken yayınlarımıza ara vermeyeceğiz. Posta Medya olarak 7 gün 24 saat neler yapıyoruz? Okurlarımız ve izleyicilerimize verdiğimiz sözü tutacak, Alanya'da her nerede ne yaşanıyor sizlere aktaracağız. Geniş istihbarat ağımızı her türlü teknolojik donanım ile birleştireceğiz. Alanya Posta TV yayınlarına uzaktan erişim ile devam edeceğiz. Alanya Postası Gazetesi de uzaktan erişim teknolojisi ile hazırlanarak her sabah siz okurlarına ulaşacak. Alanya Posta Medya'nın aldığı bu kararı değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Karagöz şunları söyledi. Bir medya şirketi olarak sorumluluğumuz, taşıdığımız misyon önemli. Bir taraftan insanlara evde kal çağrısı yaparken aynı çağrıyı kendimiz için de yapmamız gerekiyordu. Hiçbir mesai arkadaşımızın sağlığı daha az önemli değil. Arkadaşlarımız ve onların ailelerinin sağlığı, virüs kaygısı olmadan çalışması bizler için önemliydi. Ofisimizde tekrar eden dezenfekte çalışması yapıldı ancak uyarılar ciddi düzeye ulaşınca evden çalışma sistemi kurarak personelimizin güvenliğini de sağladık. Bu esnada Alanya Postası Gazetesi ve Alanya Posta TV yayınlarına devam edecek. Okurlarımız ve izleyenlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Dayanışma içinde bu zor günleri aşacağımıza inancımız tamdır. Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede hayatını kaybeden Rus uyruklu şahsın yüksek ateş ve nefes darlığı sonucu hayatını kaybettiği iddiası panik yaratmıştı. Ölümün sırrı aydınlandı, o kişinin COVID-19 testi negatif çıktı. Alanya'da yaşayan Rus uyruklu bir şahıs Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Sonradan ortaya çıkan sır gibi ölümün ardından jandarma ekipleri ve özel donanımlı sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yapmış, manzara çevre sakinlerini tedirgin etmişti. Rus vatandaşının yüksek ateş ve nefes darlığı yaşadığı iddiasının ardından inceleme başlatıldı. Adli tıp kuruluna gönderilen cenazeye koronavirüse karşı tedbirler eşliğinde otopsi yapıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Rus vatandaşın koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi. Bu haber herkese rahat bir nefes aldırdı. Koronavirüs salgınıyla birlikte ticaret hayatı durma noktasına geldi sayın seyirciler. Küçük işletmeler süreçten göreceği zararı en aza indirmek için esnaf kredi kooperatiflerine başvurdu. Kooperatif Başkanı Yeni Alp alınan tedbirler ve sağlanan kolaylaştırmalarla sürecin nasıl işlediğini anlattı. Eğer sicilleri bozuksa da teminat karşılığında bu kredilere esnaf arkadaşlarımız ulaşabiliyorlar. Alanya Keykubat Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Velettin Yenal, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşa sağlanacak desteklere dikkat çekti. Ötelenmiş oluyor. Devletimizin diğer verdiği krediler de var mevcut olan işte. Gerek vatandaşlara yönelik 10 bin liralık destek paketleri, gerekse de 5 bin liranın altında gelir elde eden vatandaşların alacakları 10 bin liralık bir destek paketi. Bu da 30 ay vadeyle. 3 devlet bankasından Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla da vatandaşlarımız bu kredileri kullanabilirler. Artı esnaflarımıza herhangi bir kooperatiften bir kredi kullanmadıysa
Onlara da 25 bin lira kredi artı 25 bin lira da kredi kartı olanağı sağladı devletimiz. Bununla ilgili de işte yapması gereken çok fazla bir şey yok. Sadece kimlikleri ve vergi levhalarıyla internet üzerinden başvurabiliyorlar Halk Bankası'nın sitesine girerekten. Buradan başvurdukları takdirde de bu 25 bin liralık krediyi esnaf arkadaşlarımıza veriyorlar. Bununla ilgili de 700 puanların olması gerekiyor bankaların oluşturduğu. Yeni Alp, Alanya Posta TV'nin sorusu üzerine yaptığı açıklamasında kredi borçlarına yapılandırma geldi. Bundan yararlanmak isteyen esnaflar kooperatiflere müracaat ediyor. Bu konuda ciddi bilgi kirliliği var dedi. Yeni Alp esnafın neler yapması gerektiğini anlattı. İşte Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki taksitlerini esnaf arkadaşlarımız 3 ay süreyle ötelendi. Mesela 2020'nin veya 2022'nin 3. ayında bitecek olan kredi toplamı 2022'nin 6. ayında bitecek. Yani bununla ilgili herhangi bir faiz yansıtılmayacak. Bu sıkıntılı dönemde, koronavirüsünün olduğu dönemde devletimiz de esnaf arkadaşlarımıza böylesine bir olanak sağladılar ve bununla ilgili de çalışmayı yaptık. Şu anda esnaf arkadaşlarımızın yapması gereken kooperatiflerimize uğrayarak da bir taahhütname imzalamaları gerekmekte. Bu taahhütnamenin de nedeni şu, istihdamın önünü açmak için eğer esnaf arkadaşlarımız öteleme var, işte ondan dolayı da elemanları çıkaracağız falan gibi bir şey yapmamaları için elemanları çıkarmayacaklarına dair bir taahhütname verirlerse esnaf arkadaşlarımız buna istinaden de kredileri 3 ay süreyle ötelenmiş oluyor. Devletimizin diğer verdiği krediler. Değerli izleyenler, ALESO Başkanı Nuri Demir'in ekibinde yönetime giren ve geçen yıl başkan vekilliğini devralan Ali İhsan Özdemir'in istifasının ardından yerine Hasan Serden geçti. Normal görev süresi henüz dolmayan Özdemir'in görevinden sağlık problemlerini gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Eşevi'nde korona mesaisi yaşanıyor. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı öncesinde daha az olan yemek servis miktarı yasakla birlikte arttı. Covid-19 salgını nedeniyle ülke çapında tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında ülkede 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Salgın nedeniyle ekonomik düzeyi yerinde olmayan vatandaşları ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi gıda yardımı başlattı. Aşevinden 20 Mart 2020 tarihiyle 97 hastanede 233 kişiye yemek yardımı yapılırken 31 Mart 2020 tarihiyle 117 hanede 283 kişiye yemek ulaştırıldı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'daki ihtiyaç sahiplerine Cuma günü yardım paketlerini dağıtmaya başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle toplantıların iptal edilmesinin ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da uzaktan bağlantıyla açıklama yaptı. Apaydın, ekonomik istikrar kalkanı paketi içinde salgından direkt ve ağır şekilde etkilenen çalışanlara yeterli destek ve önemin verilmediğini söyledi. Kendi parası son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olması ve son 60 gün hizmet abdine tabi olmak şartıyla verilecektir. Yani kısa çalışma ödeneği ileride alınacak işsizlik maaşından mahsup edilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygulama olmadığını ifade eden Yücel Apaydın, yaygın olmadığı için bilinmeyen bir uygulama yeniymiş gibi devreye sokulmuş. Kısa çalışma ödeneğinin kaynağı işsizlik fonudur. Bu fon bildiğiniz gibi işçilerin maaşından kesilen işsizlik paylarından oluşmaktadır. Yani işçilerin kendi parasıyla işçilere, sözüm ona destek verilmektedir dedi. Ekonomik istikrar kalkanı paketi içerisinde salgından direkt ve en ağır şekilde etkilenen çalışan kesime yönelik sadece kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir. Kısa çalışma ödeneği aslında yeni bir uygulama değildir. Yaygın olmadığı için bilinmeyen bir uygulama yeniymiş gibi devreye sokulmuştur. Kısa çalışma ödeneğinin kaynağı işsizlik fonudur. Bu fon bildiğiniz gibi işçilerin maaşından kesilen işsizlik paylarından oluşmaktadır.
Yani işçilerin kendi parasıyla işçilere sözüm ana destek verilmektedir. Tabiri caizse çayın taşıyla çayın kuşuğu vurulmaktadır. Turizm sektöründe SGK verilerine göre 2018 yılında istihdamın 1.021.438 kişiye ulaştığını söyleyen Apaydın, aylık asgari kısa çalışma ödeneği tutarı 1.752 lira üzerinden hesaplanırsa tüm turizm çalışanları kapsam içine alınsa bile 3 aylık tutar 1 milyar dolar bile etmemekte. Suriyeliler için harcanan paranın çok azı da bu fonu finanse edebilecek değerlendirmesinde bulundu. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının masa başında sektörel özellikler hesaba katılmadan hazırlandığı açıktır. Salgından sektör olarak en çok etkilenen turizm işçisinin mevsimlik çalışan olmaları dolayısıyla son 60 gün hizmet hakkına tabi olma şartını sağlayamayacağı işçi temsilcilerin fikri alınmaması sebebiyle hesaba katılmamıştır. Bu sebeple turizm çalışanları mağdur durumdadır. Turizm sektöründe SGK verilerine göre 2018 yılında istihdam 1.021.438 kişiye ulaştı. Aylık asgari kısa çalışma ödeneği tutarı 1.752 TL üzerinden hesaplanırsa tüm turizm çalışanları kapsam içine alınsa bile aylık ödenecek tutar 1.789.559.376 TL'dir. 3 aylık ise 5.368.678.128 TL olacaktır. Yani turizm çalışanlarının tamamına verilecek kısa çalışma ödeneğinin 3 aylık tutarı 1 milyar dolar bile etmemektedir. Suriyeli sığınmacılara 40 milyar dolar harcayan devletimiz bunun 40'ta birinden az bir rakamla 3 ay turizm çalışanlarını finanse edebilecektir. Apaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre 2019 yılı turizm geliri 34.5 milyar dolar. 2018 turizm geliri ise 29.5 milyar dolardır. Her sene ülke ekonomisine milyar dolarlarca katkı yapan turizm sektörüne devletimiz 1 milyar dolar olsun ayırabilmelidir. 2019 yılında 51.7 milyon turisti ağırlayan turizm çalışanları bunu hak etmektedir dedi. Her sene ülke ekonomisine milyar dolarlarca katkı yapan turizm sektörüne devletimiz 1 milyar dolar olsun ayırabilmelidir. 2019 yılında 50 Alanya'da yaşayan 8 yaşındaki Miraç Erdoğan, dedesinin yönetici olduğu apartmanın girişine "Evde kalın" mesajlı bir resim yaparak astı. Mahmutlar Mahallesi Selahattin Yaman Caddesi üzerinde bulunan Sultan Bir Residence sakinleri koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini evlerine kapattı. Vatandaşlar ellerinden gelen tüm gayreti göstererek salgının yayılması için önlem alırken Mahmutlar Mahallesi'ndeki 44 dairelik Sultan Bir sitesi yaşayanları da kendilerini evlerine kapatarak karantina oluşturdular. Karantinanın belki de en hoş tarafı ise binanın girişine asılan 8 yaşındaki Miraç Erdoğan'ın yaptığı resim oldu. Mahmutlar 50. yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'nda okuyan Miraç, "Evde kal, evde hayat var" yazısıyla çizdiği resimle binada oturanlara ve sokaktan geçen insanlara bir mesaj vermek istediğini ifade etti. Dedesinin hazırladığı uyarı metnini gördüğü esnada aklına böyle bir fikir geldiğini ve güzel olabileceğini düşündüğü için bunu yaptığını söyledi. Apartmanımız güvenliği için herkes evde kalmasın. Hastalık olmasın. İnşallah bunu biz atlatacağız. 5 yıldır apartmanın yöneticiliğini de yapan Dede Feyzullah Erdoğan da herkesin bu kötü günlerde daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederken torunun yaptığı resimle daha güzel bir mesaj verebileceklerini düşündüğünü söyledi. Apartman yöneticisi olarak da apartmanımızın güvenliği için temas olmadan herhangi bir yabancı apartmanda oturmayan yabancılar haricinde olmasın diye şey yaptık yani. Kendi çizdi. Sadece ben bu yazıyı yönetici olarak da yazdım. Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip araçları Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Pandemiye dönüşen COVID-19 karşısında bilim dünyası araştırmalarını, tıp dünyası tespit edilen vakaları iyileştirme çalışmasını sürdürürken, yerel yönetimlerde hastalığın yayılmasını önlemek adına dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçedeki kamu kurumları, sosyal donatı alanları, toplu taşıma araçları, kamu görevleri yürüten kuruluşları dezenfekte için yoğun mücadele ediyor. Bu kapsamda 24 saat esasına göre hizmet veren Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne ait hizmet araçları dezenfekte edildi. Bu çalışma ile hem görevli polis memurlarının sağlığını korumak hem de araçlara binecek mağdur, şüpheli gibi vatandaşların sağlığına zarar gelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Alanya Postası gazetesi köşe yazarı turizmci Cengiz Topçu, koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan yeni yaşam biçimini kaleme aldı. Topçu bugünleri kim bilir bizi bekleyen e-yaşam biçimine doğru bir hazırlıkların yapıldığı evreye dönüştü bu süreç diye yorumladı. İnsanlık tarihinde yaşanan ve sonrasında hayatın akışını tamamen değiştiren bir devrimin ayak sesleri bunlar diyerek pandemi ile ortaya çıkan alışkanlıklar ve sonrasını analiz eden Cengiz Topçu, sanayi devrimi, elektriğin hayatımıza girişi ve yaşanan bilgisayar teknolojilerinin gelişim süreci, sonrası, şimdi hayatımız dört duvar arası çalışmaların, dört duvar arası eğitim sistemlerinin değişeceği, yeni dönemlere doğru adımların atıldığı bir döneme girmiş gözüküyor dedi. Aslında bu koronavirüs vakası olup bittikten sonra, her şey normal seyrine döndükten sonra hayatımızda birçok değişiklik olacak gibi görünüyor. Bu değişikliklerin işaretlerini de bugünlerden almaya başlıyoruz. En son örneği çocuklarımız okullarına gidemiyor ve e-okul sistemi başladı. Topçu e-okul, e-alışveriş, e-bankacılık, e-gazete, e-çalışma, e-kitap, e-banka, e-ödeme, e-futbol derken ve artık bütün gelişmelerin sosyal medyadan takip edildiği, eskiden sokak gösterileriyle taleplerini arayanların artık bu amaçlarına sosyal medyanın gücüyle ulaşmaya çalıştığı yeni bir dünya düzenine doğru gidişin işaretleri arasında bunlar diyerek süreci yorumladı. Bütün bu gelişmeler aynı zamanda sosyal medyanın da yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönemi bize gösteriyor. Eskiden herhangi bir talep olduğu zaman insanlar sokaklara çıkıp gösterilerle bunları dile getirirlerdi. Fakat şimdi bütün taleplerini sosyal medyadan dile getiriyorlar ve bunun karşılığında binlerce taraftar bulabiliyorlar. Ve bu taleplerinin büyük bir kısmı da otorite, yerel yönetimler, kamu tarafından karşılanmak zorunda kalıyor. Artık insanların sokağa çıkmasına gerek kalmadı. Bu da bizim elektronik yaşamı aslında hayatımıza yavaş yavaş içselleştirdiğimiz anlamına geliyor. Bir taraftan da bakıyoruz, hükümetler kendi aralarında görüşmelerini elektronik ortamda yapmaya başladılar. Bakanlar kurulu toplanıyor, elektronik ortamda toplanıyor. Artık herkes mesajlarını çeşitli sosyal medya araçlarını kullanarak vermeye başladılar. Bu da bizim yeni döneme girdiğimizin işaretleri aslında. Hatta sosyal yaşantımızda önemli bir yer tutan dini ve inançlarımızla ilgili bile kiliseler, camiler, cuma namazları, pazar ayinleri hepsi internetten yapılmaya başladı. Bu da aslında gelecekte bunların daha fazla kullanılacağını gösteriyor. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde günah çıkarma işlerinin bile internetten yapıldığını duyuyoruz. Bu belki plansız oldu, belki planlı oldu. Bununla ilgili çeşitli komplo teorileri var ama şu bir gerçek, bizi yeni bir ortama hazırlıyorlar. Herkesi belli bir süreliğine evlerine kapatıp bu fikri alıştırmaya çalışıyorlar. Ve bir gün dışarı çıktığımızda yaşam biçimine hazır olduğumuzu görmeleri belki bunu planlayanların ya da plansız bir şekilde gelişen bu olayın tasarlayıcılar açısından başarı olacaktır. Bu şöyle bir sonuç da doğuracak. Özellikle devletler daha müdahaleci ve daha otoriter olacaklar. Yukarıdan aşağıya daha sert yönetim biçimlerini gelecekte görme ihtimalimiz var. Aynı zamanda koronavirüs bizim kendimizi baş başa kalma fırsatı sağladı ve biz bütün bu değerlendirmeleri, yaşananların hepsini bu süreçten geçerken gelecekte öngörülen değişim ve dönüşümlere de kendimizi hazırlama açısından bir fırsat olarak görmeliyiz. Koronavirüs aslında gribe benzeyen bir vaka olarak oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı dezenfekte mücadelesi veren ekipleri kesintisiz çalışmasını sürdürüyor. Faaliyetler il geneli ve 19 ilçeyle birlikte 225 personel ve 53 araçla yürütülmekte. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri pandemi haline gelen virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dezenfeksiyon ekipleri mühendis ve kontrol amirlerinden oluşan 225 kişilik ekiple merkez ve 19 ilçede gece gündüz toplum sağlığı için çalışıyor. İbadethaneler, sağlık ocakları, medya kuruluşları, toplu taşıma, kamu kurumları ve kurum niteliğinde hizmet verilen yer ve araçlar dezenfekte ediliyor. Öte yandan ekipler yaz sezonuna hazırlıklarını da sürdürüyor. 1300 personel, 58 araç, 31 araç üstü ekipman ve 667 el tipi ekipman ile uçkun ve larvaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün dezenfekte ekibinde görevli Sedat Dömeç, çalışma öncesi aldıkları eğitimlere dikkat çekerek, dezenfeksiyon çalışması hakkında gerekli eğitimleri aldık. Göreve tam donanımla ekipmanlarımızı giyip sahaya çıkıyoruz diye konuştu. Saat 9 itibariyle atış ölçümlerimiz yapılıyor. Sonra sahaya dağılıyoruz. Gerekli yerleri ilaçlıyoruz. Kamu binaları, otobüsler, bütün dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkede tedbirler sürerken komşu ilçe Gazipaşa'da da önlemler alınıyor. İşte Kemal Bey, Gazipaşa Belediyesi Evde Kal Gazipaşa videosunun ardından COVID-19 salgını nedeniyle ilçede tedbirler almaya devam ediyor. Gazipaşa Belediyesi belediye binasına giriş yapan vatandaşlar için ateş ölçümü yapmaya başladı. İzole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık... Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz uygulamayı, belediyemizin sağlık personeli tarafından belediyeye giriş yapan vatandaşların ve arazide çalışan personellerimizin ateş ölçümünü gerçekleştirmeye devam ediyor sözleriyle duyurdu. Sevgili hemşerilerim, koronavirüs salgınına karşı aldığımız tedbirleri ilçemiz genelinde titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Başkan Yılmaz, kendini, aileni ve sevdiklerimizi korumak için koronavirüse karşı hep birlikte 14 hijyen kuralına uyalım. Evde kal, güvende kal Gazipaşa'm ifadelerini kullandı. İyi ki varsınız. Kendini, aileni, sevdiklerini korumak için evde kal, güvende kal Gazipaşa'm. Koronavirüs önlemlerine uyan kadar uyurmayanlar da mevcut sayın seyirciler. İstanbul'da bir yalıda düzenlenen doktor önlüklü partiden sonra Alanya'da bir grup vatandaş da otomobilde kutlamayla koronavirüse meydan okudu. Sosyal mesafeyi yok sayan o kutlama bakın kameralara nasıl yansıdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmama uyarısı sürüyor. Alanya'da yapılan uyarılara rağmen bir grup toplu halde otomobilde eğlenmeyi tercih etti. Koronavirüs salgını tedbirleri dahilinde Alanyalılar ne tedbir almaktan vazgeçiyor ne de eğlenmekten. Toros Dağları'nın eteklerinde kameralara yakalanan vatandaşların arabadan inip radyodan oyun havası açıp oynaması yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Çekilen görüntülerde gönüllerince eğlenen vatandaşların sosyal mesafe sınırını korumadıkları kameralara işte böyle yansıdı. Thank you.
Kızılay Alanya Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bağışlarla hazırlanan kavurmalar dağıtılıyor. Küresel olarak koronavirüse karşı alınan tedaviler devam ederken ülkemizde ve Alanya'da çeşitli mücadele yöntemleri sürüyor. Salgını önlemek adına yapılan çalışmaların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmuyor. Kızılay Alanya Şubesi mahalle muhtarları ve okul aile birliklerinden oluşan talepler çerçevesinde Toslak, Konaklı, Mahmutlar, Demirtaş mahallelerinde kavurma yardımında bulundu. Seni ziyaret edelim dedik. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, işte nasıl geçiyor günlerim burada? İdare ediyor, ne yapacağım? Kızılay gönüllüleri tarafından 2 günde yaklaşık 200 kavurma konservesi dağıtıldı. Yine bu hafta acil ihtiyacı olanlara nakdi ve aynı yardımda bulunacağı açıklandı. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, hayırseverlere ve ekonomik imkanı bulunanlara çağrıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine hep birlikte destek olalım dedi. 10 çocuk öğretmedik. Bir torunla 5 tane ısırıyorlar. Evet, şimdi ben sana şöyle şunları takdim edeyim. Nasılsın, iyi misin? Hayır, sağ ol kardeşim. Şimdi iyi. İyisin, emin misin? Ben şuramdan 15 sene oldu, yurt kanserdi, ameliyat oldu. Alanya Belediyesi bir yandan COVID-19'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan periyodik işlerini aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri yol açma, yama ve bakım hizmetleri için yollarda çalışıyor. Alanya Belediyesi'nin icracı müdürlüklerine bağlı ekipler çalışma takviminde planlanan iş programını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Sugözü Mahallesi'nde eskiyen cadde ve sokakların asfaltını yeniledi. Asfalt kırım makinesiyle eski asfaltın sökülmesinin ardından 30 metrelik yol kavşağından itibaren Tepe, Paşaköy ve Kuzey mahallelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sugözü Caddesi'nde altyapı çalışması yapıldı. Ayrıca Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mahmutlar Mahallesi Yeni Mahalle Sokak'ta da sıcak asfalt çalışması yaptı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, COVID-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçerken asli görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini bildirdi. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal da kendisi ve mahalle halkı adına çalışmalar nedeniyle Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Bir şakası değil bu. Bu hizmetin kralı. Allah izin verirse engelli okuluna kadar sıcak asfaltla mahallemizi donatacağız. Bize bu hizmeti veren Alanya'nın büyük başkanım Adem Yücel Başkanım'a teşekkür Her an elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Aytemiz Alanya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut, koronavirüs sürecinden Süper Lig'e, takımdaki hedeflerinden Fenerbahçe iddialarına kadar birçok konuda skorere özel açıklamalarda bulundu. Liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs tedbirleriyle ilgili Alanya'dan ayrılmak isteyen oyuncuların bulunmadığını belirten Erol Bulut, bu sorun çıktığında biz de futbolcularımıza izin verdik. Süreci takip ettik. Futbolcularımızın evlerine bisikletler gönderdik. Evde çalışmalarını istedik. Bireysel bazı programlar doğrultusunda bu şekilde kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Kulüpte pozitif bir vaka tespiti yok. Zaten bildiğim kadarıyla Alanya genelinde 1-2 vaka varmış. Gitmek isteyen futbolcu olmadı. Onlar da sordular ettiler ama doktorumuz onlara gereken açıklamayı yaptı. Zaten evden çalışıyorlar. Şu an bir sıkıntımız yok dedi. Erol Bulut ligde üst sıralarda oynayan ve kupalarda finale yürüyen bir Alanya Spor vardı. Hayat normale döndüğünde sezon bitiş hedefiniz nedir sorusunu da şöyle yanıtladı. Bu sezon bizim için iyi geçiyor. Alanya Spor önceki senelerde hep ligde kalmayı son haftalarda başarıyordu. Bu sezon biz o sıkıntıya girmeden iyi bir noktadayız. Ligde 6. sıradayız. Kupada finale doğru yürüyoruz. Bu kadar yaklaşmışken kupayı da almak bize yakışır. Ligde en iyi yerde bitirmek istiyoruz. 8 maç ve alınacak 24 puan var. Biz maksimumunu almaya çalışacağız.
Fenerbahçe adının anılmasına ise Bulut, Fenerbahçe ile benim hiçbir görüşmem olmadı. Orada da bana bir teklif gelmedi. Zaten bunu başkanımız da dile getirmişti. Onlardan ziyade ben kendi takımıma odaklanmış durumdayım. İstediğimiz hedeflere odaklandım dedi. Tabii arkadaşlık ortamı... Değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Eftel Otelleri Seda Ertuğrul ile ana haber bültenini sundu.